hocam şimdi şunu merak ediyorum. Ee, sen e, daha önce tek edekti. Sonra bir daha tek edekti. Sonra çeşitli programlarda, sosyal medyandaki arkadaşlar ona da derlediler aslında. Her tarafta, son olarak Cansu Canan'ın programında Hatay, 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 Hatay dedim durdun. Neydi seni Hatay'a yönlendiren? Çünkü Hatay'da sen hep Kuzey Anadolu, pardon Doğu Anadolu fayından bahsettin hep ama Hatay'da olan deprem Doğu Anadolu fayında değil, aşağıdan gelen fayda oldu. Yani İsrail'den evet, buraya gelen evet. Ölüdeniz fayında oldu. Seni Hatay'a çeken neydi? Nereden biliyordun Hatay'ı? Şimdi bu ülkemizdeki yer bilimleri camiası yani... Hem jeologlar hem jeofizikçiler hem sismologlar e, araştırmanın içinde olan e, biraz evrensel niteliği olan yani dünyada bilimi, literatürü takip eden insanlarımızın e, hep üzerinde e, mutabakat sağladıkları bir konuydu. Yani bu Maraş depremi bizim için bilinmeyen bir deprem değildi. Gelmekte olduğunu bağıran bir depremdi. Geliyorum diyordu. Onu onu arz edeceğim. Şimdi sebebi de ilk kez Elazığ depremi olduğu zaman yani 2020 24 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam Elazığ depremi olduğunda 6.8. O zaman yani başka arkadaşlarım da söylemiştir ama ben burada kendi açımdan konuşacağım ben ilk kez hem kendi medyamda yani tweet attım hem de çıktığım televizyonlarda söylediğim şu oldu. Doğu Anadolu Fayı uyandı evet. diye. Şimdi Doğu Anadolu Fayı uyuyor muydu uyandı? Evet uyuyordu. Çünkü Türkiye'nin en büyük tektonik olaylarını, depremlerini meydana getiren İki büyük deprem kuşağı var. Biri Kuzey Anadolu Fay Kuşağı, öbürü Doğu Anadolu Fay Kuşağı. Bu ikisi gelip Bingöl-Karlova'da birleşiyorlar. Doğu Anadolu Fayı Karlova'dan başlıyor, 600 km uzunluğunda Maraş'a geliyor. Maraş'ta bir açı yaparak Hatay'a doğru gidiyor. Bir kol da Osmaniye'ye Adana'ya doğru gidiyor. Şimdi biz bu genel, bu bu asıl deprem üreten e, faylardan biri bu. Diğeri ise Kuzey Anadolu fayı, Bingöl'den başlıyor, Marmara Denizi'ni geçip Yunanistan'a kadar gidiyor. gidiyor. Şimdi en büyük depremler de burada oluyor. Başka illerde de oluyor ama en büyükleri burada. Ve bu iki fayda doğrultu atımlı karakterli. Yani bu iki fayın her iki tarafındaki bloklar birbirlerine sürtünerek Sürtüyor. hareket ediyorlar. Şimdi bunu söyledikten sonra Elazığ e, fayında uyandı dedim Elazığ fayı dikkatli olmak lazım. Bunu niye söyledim? Elazığ fayının bir anlamda kardeşi Kuzey Anadolu Fayı bütün enerjisini 20. asırda boşalttı. Marmara hariç. Evet Marmara kadar. saydım. 1939, 42, 43, 44, 57, 67, 99. Marmara'nın kaplarına dayandı. Oraya gelinceye kadar enerjiyi boşalttı. Marmara'nın batısında da 1912'de Şarköy depreminde boşalttı. Ben dedim ki o zaman ve yer bilimlerinde bir kıyaslama vardır. Kuzey Anadolu Fayı böyle davranıyorsa Doğu Anadolu fayı niye aynen davranmasın ki? Çünkü jeolojik dönemlerde ve tarihi dönemlerde zincirleme, depremler ürettiğini biliyoruz. Biz bunun üzerine ben dedim ki Doğu Anadolu fayı da bir korkum var. Korkarım ki bu e, Karlıova'dan başlayıp e, Akdeniz'e gidinceye kadar kıra kıra gidecek. Yani Doğu Anadolu'yu tümüyle depreme boğup bizi yasa boğup öyle enerjisini boşaltacak. Dikkatli olalım dedim ve Elazığ depremi de bu nedenle Maraş Maraş tarafına erkenek Çelikan Maraş Türkoğlu Hatay tarafına enerji transfer etmiş olabilir. Orada mevcut biriken enerjiyi artırmış olabilir. Dolayısıyla orada da deprem yaratabilir. Yani bir anlamda tetikleme gibi. Onu söyledim. Ve nitekim de e, bu uyarıyı yaptıktan sonra bunu bu uyarıyı ilk 20'de yaptım, 2020'de. Buraya. Ondan sonra her gün, her ay ne zaman bir imkan olduysa söyledim. Evet. Bir de bu ülkede gün geçmiyor ki dört veya dördün üzerinde biraz deprem, deprem olması. olmasın. Onun üzerine de ben bu boyuttaki depremleri hep beni takipçilerime yazıp bilgilendirip onları bilinçlendirdiğim için yani bu, bu hep toplumu bu konuda uyanık tutmaya çalıştım ve sonuçta yani Maraş'taki depremi ben ve takipçilerim bekliyorduk. Yani. Siz veya bir başka medya gittiğimizde hocam deprem beklediğiniz, tehdit gördüğünüz yerler neresi deyince hocam, ilk saydığımız Maraş aynen. ve Yüreğir. Maraş yöresi ve Hatay yöresi. Şimdi bu 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 bunu niye söyledik? Enerji transferi. O da çok basit. Böyle çok komplike düşünüp böyle hani çok büyük bilim adamı pozlarına girmeye lüzum yok. Yani doğrultu atımlı faylar harekete geçtiği böyle, zaman böyle ha, böyle oraya doğru enerjisini giriyor. bir yerde boşaltırken yüzde yirmisi kadarını bir kısmını da kırılan uca yani şu kalemin bu ucu kırılıyorsa bu uca da enerjisinin bir miktar gönderiyor çünkü deprem fay hattı kırıldığı zaman depremin enerjisi bir termal enerji oluyor sıcaklık enerjisi. Bir mekanik enerji oluyor hareket Dalga enerjisi Şeklinde oluyor biraz da böyle ışık Enerjisi şu bu gibi Enerji türlerine dönüşüyor Ama bir kısmını da Olduğu gibi kırılmayan yere Enjekte ediyor yüklüyor e, Elazığ Malatya'ya kadar geldi dayandı 6.8 az değil Burada önemli bir enerjiyi Demek ki Malatya'nın Batı güney batısına Yükledi orada neredir Çelikan, Erkenek, Maraş'tır. Bir. İkincisi, Maraş'taki deprem tarihine bakıyoruz. En son deprem oralarda 7.3, 7.4, 1514. E 1514'ten bu yana 500 sene geçmiş daha fazla. E burada da işte enerji zaten yeterince birikmiştir. Kırıldım kırılacağım diye o noktaya gelmiştir. E bir de sen ekstra bir Yük yükledin sonraya. Stres. Yani oradaki depremi öne çekmiş olabilirsin dedik. Yani esma bir mucizesi bu. Peki Naciye Şimdi sen bunu sosyal medyada söyledin. Bu programda evet. söyledin. Başka evet. programlarda evet. katıldın. Pek az programa katıldığını biliyorum. Çok tercih ediyorsun. Evet. Çok seçicisin bu konuda ama başka programlarda söyledin. Bütün bunları söyledikten sonra sen, sana afattan bu işle ilgili sorumluluk kamu kurumlarından herhangi bir bir dönüş oldu mu? Hocam ne diyorsun? Hocam bir şey. Veyahut da buralar için çalışan herhangi bir bilim insanı yani arayıp desene ya Naci hocam ben işte AFAD'dan bilmem kim ben ya da bilmem şu üniversiteden şu e, bize acaba bu bilgileri e, paylaşır mısın? Biz nasıl önlem alalım? Bir top Böyle bir teklif geldi mi hiç? Hayır. Yani e, <laughs> çok tuhaf ama e, hayır. E, yani ne afattan ne de e, TÜBİTAK'tan ne de Meta'dan ne de Türkiye Petrolleri'nden ne de herhangi bir yerden yani. Ne de Şehircilik Bakanlığı'ndan ne de bir yerden. Hiç böyle bir şey gelmedi. Ben, ben tahmin ediyorum ki biz onların nezdinde yokuz, yaşamıyoruz yani. Bizi gör, bir şekilde görmüyorlar. Hatta görmediklerinin bak o kadar bariz bir örneğini vereyim ki ee, Büyük Millet Meclisi'nde deprem araştırma komisyonu kuruldu. Hı hı. Herkes çağrıldı. Bir Naci Görüş çağrılmadı. Bir de Celal Şengör çağrılmadı. Ee, yani bizim görülmediğimiz ortada niye, neden de bilmiyorum doğrusu. Hani ben siyasetle de ilgilenmiyorum. Hiç bizim siyasetle ilgilenmiyoruz. Bilim adamının dürüstlüğü ve doğruluğuyla net konuşan insanların insanlarız. Kimseye karşı bir asilimiz, ters bir tavrımız da yok ülkemize hizmet etmekten, insanımıza hizmet etmekten öteye de bir amacımız yok. Yani ben 75-76 yaşına gelmiş bir adamım. Yani evimde yok de oturabilirken ben şimdi İstanbul'un depreme hazırlanması noktasında belediyede hizmet görüyorum. Yani insanlarımı bilinçlendiriyorum. Beni takip eden Fatih 1 milyon 25 30 bin insan var. Bunların çoğu genç. Ben bu insanlara depremi öğretmeye Neye çalışıyorum. Deprem bilincini, depremde nasıl davranılması gerektiğini, nasıl şey ve bir de birbirlerini neden sevmeleri gerektiğini, neden yek vücut olmamız gerektiğini anlatan da bir insanım. E yani ama bunu da çözmüş değilim. Tabii beni çağırmaları şart değil ama bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyette, cumhuriyetinde Hiçbir hükümetin doğru dürüst katkısı olmadan Marmara'yı tehdit eden depremin ana unsurlarını, özelliklerini ortaya çıkaran ekibin de Baş olsun, değil. evet. Yani şimdi hani biz seni çağırmıyoruz ya kardeşim etinle bu dünle bir şey yapan da değilsin, öyle de değil. değil. Yani Marmara denizini bütün dünya biliyorsa Marmara depremi hakkında bu ülkede bilgilerin ana temeli, kaynağı Elbette ki bizden sonra çok yapılan değerli çalışmalar var ama temel çalışmaları yapan ekibin karınca kaderince başkanlığı Başkanını da yap yapmışsam ya komisyon kurulur zaman kom gel de bizi de bir dinle ne olur ki yani. onu kim finans etti? Avrupa, finans etti Avrupa Birliği fonlarından biz İtalyanlarla, Fransızlarla, Fransızlarla. Japonlarla, Amerikalılarla işbirliği halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bakın hükümetlerinden doğru dürüst para çıkmadan bu ülkeye milyonlarca yuralı euro Yalnız bir daha fazla 60 milyon euro bir proje. Daha fazla 80, 80 milyon mi euroyu olsan? geçtiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman Zaviye ile konuştuğunda 60 evet, milyon euro. yani böyle çalışmalar yaptık. E, do, do, dolayısıyla ya herhalde depremi konuşacaksan ya onların arasına da o adamların arasında da ben de olmalıyım yani.